Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, Fuar'dan sesleniyoruz. Odrika Abiye firmasına konuk olduk ve firmamızın tasarımcısı Sayın Yağmur Keserci ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem ürün yelpazeleri hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar. Yağmur Hanım, bir bayan olarak burada bulunmayı sevmeyecek kimse yoktur diye düşünüyorum. Aynen öyle. Fuarın ilk günü, ilk saatleri olmasına rağmen muhteşem bir coşkuyu gözlemliyoruz. Evet, gerçekten. Acaba diyoruz ki Odrika için keyifli mi fuar? Vallahi ben gerçekten bu benim 5. 6. fuarım falan oluyor. Ama bu sene İstanbul'da çok güzel bir atmosferle karşılaştık. Buraya geldik, her yer kalabalık falan. Çok güzel geçeceğe benziyor. İnşallah öyle olur. Süpersin. Biz de inşallah gelecek günlerin bugünden daha verimli olmasını diliyoruz. İnşallah. Tüm katılımcılar için. Odrika'yı firmasal bazda incelediğimiz zaman gerçekten çok uzun yıllara dayanan keyifli bir geçmiş gözlemledik. 97'lerde başlayan koşturmaca, 7 yılın tüm bilgi birikimiyle, 3 ortağın omuz omuza vermesiyle 2004 yılında bizler Adana kuruldu. Ve geçen koca 14 yıl boyunca da muhteşem ürün yelpazeleriyle biz burada izlediniz Türkiye ve yurt dışı için. Evet. Burada tabii ki hemen ürünler deyince, siz de tasarımcı olunca ben size sormak istiyorum. Evet, bu muhteşem ürün yelpazeleri nasıl oluşuyor, nelere dikkat ediyoruz, ülkeler bazında mı oluşturuyoruz gibi gibi gibi. Yani tabii ki ülkeler bazında oluşturuyoruz. Yurt dışlarına çıkılıyor, yurt dışlarındaki fuarlar göze alınıyor. Önce kumaş, ondan sonra model, aksesuarlar, bunların hepsi yurt dışına çıkılarak, bakılarak yapılan şeyler. Bu senenin modası ne? Onu önceden alıyoruz. Sonra elbiselerimize yansıtıyoruz. Aynen öyle. Bu sene işte mesela pul payetler moda. Böyle gritel tarzda şeyler moda. Parlak, bayağı janjanlı kumaşlarımız moda. Ona göre de modellerimizi kendi kafamızda esinlenerek, bazen tabii ki de esinlenmeler oluyor çünkü yurt dışı bunun için çok önemli bir kaynak. Kesinlikle. Onlardan bakarak çok güzel modeller yapıyoruz bir şekilde. Süpersin. Oluşturuyoruz. Bu bir ekip işi diyorsun bu güzel cümlelerle aslında. Kesinlikle ekip işi. Çok doğru. Zaten bir firmanın başarılı olabilmesi için ekip çok önemli. Biz de bu ekibi çok güzel oluşturduğumuza inanıyoruz. O yüzden süpersin. Güzel yerlere geliyoruz ve geleceğiz inşallah. Süpersin canım. Ben o zaman bu keyifli cümleden sonra ilk önce sayın kurucularımıza, evet, sonrasında emeği geçen o muhteşem kahramanlara, görünmeyen kahramanlara da diyorum ki kesinlikle emeğinize, yüreğinize sağlık olsun. Herkesin. Burada gerçekten ürünler var. Hemen biraz evvel trendlerden bahsettiniz ama hazır sizi yakalamışken ben renkler neler bu senenin diye sorayım. Bu sene renkleri çok güzel, çok canlı, çok parlak. Yani janjanlılar çok moda. Mesela yeşil, mavi, yanar dönen hologramlar çok moda. Yine gri tonları yine bu sene çok var. İnsanlarımız yavaş yavaş alışmaya başladı griye. Gri eskiden çok yoktu ama şimdi artık gri tonları, antrasit tonlar Abiye'de çok moda. Diyorsunuz. Aynen. Yine goldlar var. Yani divanlar sabitimiz. Sabitimiz. Aynen öyle. Siyahımız sabit. Elimizden geldiğince onlara farklı şeyler katıyoruz. Farklı Süper. Şeyler oluşturmaya çalışıyoruz. Kendimize yeni şeyler kattıkça zaten büyürüz yani. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Siyanar'dan fuarda yerini alan Odrika Abiye firmasına teşekkür ediyor. Başarılarının daim olması dileğiyle sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.